Selam FP Pro takipçileri, ben Kübra. Bu videoda iPhone X'in açılımı, kasadan ekranı ayırırken dikkat edilecek noktaları açıklayacağız size. Haydi hep birlikte tamir edelim. Evet, şimdi cihazımız kapalı. Cihazı kapattık ve alt vidalardan başlıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Sağda ve solda olmak üzere şarj soketinin hemen yanında. Vidaları şöyle göstereyim size. Her iki vidayı çıkarmadan ekranı ayıramayız. Buna dikkat edelim. Yoksa ön camı da kırabiliriz, ekranı da kırabiliriz. Vidaları çıkardıktan sonra açma penasıyla sağ ve sol köşelerden giriş yapacağım. Köşeden yapmam gerekiyor. Şarj soketinin üstünden, ortadan, kenarından değil. Evet, açma penasını aldık. Hemen sol köşeden dik bir şekilde penayla girdim. Penayla dik bir şekilde girdikten sonra hafifçe yukarıya kaldırıyorum. Kasaya asla zarar vermiyorum. Kasaya baskı yapmıyoruz. Çünkü kasada çizikler oluşabilir. Ucuyla girdikten sonra hafif kaldırdım. Cihazı dik bir hale getirdim. Daha sonra parmağımla destek alıyorum. O aralanan küçük yerden tırnağımı geçiriyorum. Bırakıyorum ve daha sonra siyah plastik ayırma çubuğuyla devam ediyorum. Köşeden başladım. Plastik çubuğun ucunu sokuyorum. Çok fazla sokmuyorum çünkü flexleri yırtabiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru yavaşça iniyorum kenarlardan. Koruma demirleri var. Zaten onlar tırtıklı ve engel oluyor sizin çok fazla derine girmenize. Ve daha sonra anahtar çevirir gibi hafifçe çeviriyorum. Üç köşeden. Evet, sağ köşeden girdik ve açtık. Sıra geldi sol köşeye. Sol köşede cihazı daha önce araladığımız için daha kolay bir şekilde açıyoruz. Sol köşeden girdim. Yine araladım plastik çubukla ve hemen cihazı çevirdim. Diğer taraftan tekrardan plastik çubukla yukarıdan aşağıya doğru devam ediyorum. Şöyle göstereyim. İki yan tarafı da açtık. Geriye üst kısım kaldı. Cihazı şu şekilde alıyorum. Baş parmağımla sol köşeden hafif ittiriyorum ki üstteki yapışkanlardan ayrılsın diye. Dilerseniz böyle plastik çubukla da destek vererek üstten ayırabilirsiniz. Ve daha sonra cihazı yavaşça açıyorum. Sıvı ve toza dayanıklı kenar bantları da zaten ekranı açarken geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey, şöyle göstereyim size cihazın içini. Face ID'nin flexi, koruma demirlerini görüyorsunuz ve burada da ekranı bağlayan flexler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen cihazın arka kısmına destek koymam gerekiyor ki daha rahat bir şekilde çıkarabileyim. Daha sonra koruma demirlerini çıkarmak için vidaları açıyorum. Toplam 5 adet vida var. Daha önceki videolarda da belirtmiştik bunu. Uzunlu kısalı olduğu için yerlerini karıştırmamamız gerekiyor. Evet, uzun vidaları şöyle göstereyim size. Bunlar hemen koruma demirinin alt tarafında olan vidalar. Evet, 5 adet vidayı koruma demirinden çıkardık. Daha sonra cımbızla koruma demirini şu şekilde üstten alıyorum. Yine şuna dikkat ediyorum. Flex'in olduğu yerden ya da Face ID'nin olduğu yerden almamaya dikkat ediyorum. Hemen sağ alt köşeden şu şekilde uzun bir demiri var. İlk olarak pil soketini çıkartıyorum. Yani enerji güç kaynağını kesiyorum cihazın. Pil soketini şöyle anlayabilirsiniz. Hemen pilin olduğu yerden bir flex var. Alttan 3. soket açıyorum. Evet, sıra geldi ekranın soketlerine. Yine flexlere dikkat ediyorum. Bu biraz aşağıda kaldığı için cımbız yardımıyla soketi çıkarıyorum. Flex'in olduğu yerden değil, soketin aşağı köşesinden hemen uçtan cımbızı şu şekilde girdim ve alttan hafifçe kaldırdım baskı yapmadan. Sıra geldi Face ID'nin olduğu flex'e. Burada dikkat etmemiz gereken şey, flex'in hemen altında bir yapışkan var. Yani flex'in soketini direkt açtığımız zaman soket yüksek ihtimalle çıkmayacak, elinize gelmeyecek ve çekerseniz flex kopacak ve Face ID'niz etkisiz hale gelecek. O yüzden cımbızla alttan hiç flex'e dokunmadan sadece yapışkanı çekerek şu şekilde uzatarak ayırıyorum flex'i. Daha sonra hemen bu da üstten 2. flex oluyor. Gördüğünüz gibi altta kalan yapışkanı açtık. Yavaşça çektim. Zorlama yapmıyorum. Bu şekilde çıkardım. Ve diğer flex'leri de ayırdım. Şu an kasayı ekrandan rahatça ayırabilirim. Evet, dikkat etmemiz gereken şeyleri özetle söyleyeyim. Alt vidaları açmadan ekranı açmıyoruz. Sağ ve sol köşelerden giriyoruz. Face ID flex'ini çıkarırken yapışkanı mutlaka ayırıyoruz. Daha sonra soketleri çıkartıyoruz ve hiçbir işlem yapmadan önce güç kaynağını kesiyoruz ya da pil soketini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. iPhone X'i açarken dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya. Nefes alamıyorum öyle. My sweet, what can I do? Tamam.